Merhabalar arkadaşlar. Bugün size farklı bir şey çekeyim dedim. Yine ombre yapacağız ama müşterim bana geldi. Şöyle gördüğünüz gibi üstleri ışıltı attırmış. Buradan iyi güzel. Burayı açıyoruz. Çok koyu bir çikolata rengi saç var. Ama benden güzel bir ombre istiyor. Onun dışında bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bakın katlı bir kesim var. Katlı kesimlerde ombre çok güzel durmuyor arkadaşlar. Neden? Şimdi ne yapıyoruz? Krepe yapıyoruz. Krepe yapıp açtığımızda düz saçta bütün sarılar aynı noktaya geliyor. Yoğunlaşıyor uca doğru. Çok güzel bir görüntü oluyor. Ama saçta kat olduğunda arkadaşlar şöyle parça parça düşüyor buraya, şuraya. Bu sefer aynı ombre görüntüsü olmuyor. Sanki böyle bir ışıltı atmışsınız gibi oluyor. Bunu da bilin. Mesela ombre yaparken mümkün olduğunca müşteri katlı saç istiyorsa, özellikle uzun ya da küt gibi saçlarda, hani düz tercih edin ki sarışınlık güzel olsun, uçlarda yoğunlaşsın. Şimdi ben saçı hemen şöyle bir ucunu alacağım. O şey dedi, hareket dedi ama dedim yok, düz olsun ya da yuvarlak olsun dedi. Önlerine hafif geçiş vereceğim, zaten kısa önleri. Sadece arkayı düzleyip ondan sonra işlemime başlayacağım. Şimdi saçı düz fönledim arkadaşlar. Görüyorsunuz nasıl duruyor, kırpık kırpık. Şimdi müşterim uzatacağım dedi ama sonra uzatsın. Şöyle falan güldü o da. Şöyle kötü yerlerini alacağım sadece. Dediğim gibi ombrenin daha güzel görünmesini sağlayacağız hep. Siz de böyle hani saçı ıslamadan güzelce şöyle kabasını makineyle alabilirsiniz. Çünkü bunu almazsak arkadaşlar yine uçta kötü bir görüntü olacak. Zaten kesilecek yer kendini gösteriyor. Diyelim bu kesimi yaptık. Islandığında da kontrol etmeniz gerekirse kontrol edersiniz. Aşağı doğru bakın iyice siz. Gördünüz mü alttaki koyuluklar nasıl görünüyor uçlarda? Saçın üstüne ışıltı atılmış, altına atılmadığı için. Ben hep şey diyorum böyle şeylerde arkadaşlar. Komşunun saçı mıydı orası? Orayı niye ayırdınız? Ayrı muamele yaptınız diye. Ben biraz takıntılıyım bu konularda. Orantılı olması tarafıyım. Öne atıldıysa arka yaz da olsa atılmalıydı yani. Biraz yumuşatılmalıydı renk. Bundan sonra şimdi müşterimle konuşacağım. Ya bu saçın üzerine ya da bu saçı biraz açıp komple bir ombre işlemi olacak. Şimdi arkadaşlar ben müşterime izah ettim. Ya açacağız dedim buraların koyuluğunu. Küllü bir ton istedi. Açacağız. Yaptığım gibi her zaman dipten boyayıp krepelere yapıp aradan sıyırdım saçları boyayacaktım. Ya da bu saçın üzerine direkt çalışacağız. Tabii diğer türlü ekstra bir maliyet olacak. Müşterim de bu sefer böyle olsun dedi. Ben yine elimden geldiğince yoğun ve sık bir röfle diyorum, ombre yapacağım. Cilasını yine küllü ağırlıklı çalışacağım. Sık sık atacağım için bunları en aza indireceğiz. Bu aradaki renkli saçları şöyle göstereyim. İnşallah güzel bir şey çıkacak sonuçta. İnşallah diyeyim. Şimdi arkadaşlar kalın telli ve düz bir saç. Bu tür saçları krepe yapmak daha zor. Ben sert karbon bir tarakla yapıyorum. Sert tarak esnemediği için daha şey oluyor. Güçlü bir krepe yapabiliyorsunuz. Ama bu saçlarda da özellikle bakın nasıl dimdik duruyor. Saçı küçük küçük ayırın. Küçük küçük ayırırsanız daha temiz, daha dibe yakın gidebilirsiniz. Hani dibe yakın yapmak istediğinizde özellikle bu küçük küçük parçalar halinde krepe yapmayı unutmayın. Kalın alırsanız saç birden sıyrılır ya da kalın kalır ucu. Güzel bir şey olmaz. Diplerde de mesela bazılarınız diyor ya dip rengim güzel olmuyor ya da geçişler güzel olmuyor diye. İşte bu, o sırlar da burada saklı arkadaşlar. Güzel ince ince alın. İyice sıyırın. Sonra dibindeki o sıyırdığınız kısma bulaştırmayın. Şimdi göstereyim. Bakın en zor saçlardan biridir bu saç. Hem kısa hem çok kalın. Böyle aksi bir saç. Kendi gibi. Kendi gibi dedim. Müşterim kendi de aksiymiş öyle söyledi. Yok kalmadı artık. Eskidenmiş. Eskidenmiş. Yani şaka bir yana arkadaşlar bazen gerçekten insanların karakterlerini saçlarından anlayabiliyorsunuz. Tabii. Eskiden de ben mesela böyle hasta ve asabi olduğum zamanlar saçıma fön çekerlerdi. Kirpi gibi hepsi dikilirdi. Gerçekten insanın ruh hali saçına çok yansıyor.
Şu şekilde bakın, dipleri de dümdüz yapmadım. Ama sıyırdığım kısma bulaştırmadan o gelen noktalara böyle hafif sivri sivri yaptım ki bir kare düz bir şey iz olmasın dibinde diye. Yani bunlar önemli noktalar. Bakın saçı aldığımda bile nasıl ben hissediyorum, kaygan böyle vızır vızır. Hani zorlayıcı bir saç olduğunu anlıyorum. Şimdi üstlerde daha kolay olur ama kısa yerlerde daha da zordur. Bakın gitmiyor. Normalde bazı saçlar bir sıyırırsınız hepsi gider. Bu ucunda bıraktığınız şu da sarınızın ne kadar olacağını belirleyen kısımdır. Küçük küçük yapıyorum. Özellikle daha dibe yakın olsun diye. Çünkü saçta renklilik var. O renkliliği daha aza indirmek istiyorum o yüzden. Tekrar hepsini bir araya, şimdi ayrı ayrı yapıyorum. Hepsini bir araya aldığımda tekrar bir iki temize çekiyorum. Çünkü iplik iplik saçlar yine kalıyor. Hemen kağıdıma biraz, çünkü altına da değmeyen bir nokta olsun istemiyorum. Bunu sürerken de saçları hep sağ sol açtırıyorum. Hani saç bir nevi yuvarlak, yuvarlanan bir şey düşünün. Aralarına, arkasına, her yerine gelsin, güzel açılsın diye. Ne yapıyorum? İlk çıkış geliş noktalarını da böyle biraz hafif sivri sivri yapıyorum. Ama sıyırdım o parçalara, saçları bulaştırırsam da böyle pis bir görüntü olur. Bazılarınız şey diyor arkadaşlar, benim açıcım çok zorlanıyor. O zaman lütfen açıcınızı değiştirin. 9 tona kadar açan kaliteli bir açıcı tercih edin. Çünkü her açıcı böyle güçlü saçların özellikle diplerini falan açamıyor. Bu sefer diplerinizde turunculuklar kalıyor. Arkadaşlar ben paketleri attım, kontrol ettim. Tabii çekmeyi unuttum. Hemen aklıma gelince çekeyim dedim. Bayağı yol aldık, az kaldı. Saçlarımızın açılımını göstereyim. Yani tekrar tekrar kontrol ediyorum. Değmeyen bir yeri kalmasın, şey olmasın, bir sıkıntı olmasın diye. Şöyle göstereyim yine. Hemen hemen oldu sayılır. Şöyle göstereyim. Bir tık daha açılsın bekliyorum. Ondan sonra saçımızı güzelce yıkayacağız. Güzel bir cila yapacağız. Gördüğünüz gibi. Sonra yollayacağız. Sonra yollayacağız, evet, yolcuyum. Müşterimiz. Sonra yolcuyum ben. Şimdi saçımız iyice açıldı arkadaşlar. Güzelce hepsini açtım. Ne oldu? Sıyırdığımız o renkli saçlar taranınca burayı daha turuncu gösterdi. Aslında hani bu gördüğünüzden 2 ton falan daha açık saçımız. Yani 9-10 bazında falan. Şimdi buna cila hazırlayacağım. Cila ile aynı zamanda bu turunculuğu yok etmeye çalışacağım. Saçımı bir şampuan yaptım bu arada. Hani saçtaki bütün o kimyasal kalıntıları götürdüm. Şimdi cila için de şeyi kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bu sefer tek boyayla, hani haşın 981 ile yapacağım. Hem viyole var, hem küllü var, hem de anaton var. Yani ben çoğu zaman karıştırıp hazırlıyorum sizlerin bu boyası olmadığı için. Bugün bununla hazırlayacağım. Tek boyayla da o saçı temize çekeceğim. Boyamdan istediğim miktarda yani 10 gram kadar yeterli olur. Bir o kadar da 10 volüm oksidan, birazcık da su. Evet arkadaşlar, saçımızın finali. Özellikle müşterimle bugün gülüyoruz. Böyle çek diyor, böyle çekeceğim dedim. O da hani bazıları yüzün görünsün görünmesin muhabbet oluyor. O önemli değil dedi. Şöyle göstereyim. Aslında yoğun küllü yapacak bir cila kullandık. Fakat neydi? Aradaki o sıcak saçlar, sıcak tondaki saçlar karışınca o biraz daha o küllülüğü hafifletiyor. Saça biraz daha beige tonu veriyor. Ama çok güzel bir renk oldu. Müşterim, ben hep sarışın görmeye alışıktım. Bugün gelince zor tanıdım kendisini, uzun zamandır hiçbir şey yaptırmadığı kimliğimi için. Kimliğimi verdim. Evet, kimliğine baktık. Feyce kimlik mi burası? Yani, tabii ki kimliğine bakmadık ama bir baktım böyle, o da demiş Tülay abla beni tanımadı demiş. Onu biz sarı saçıyla tanıdık, sarı saçıyla beğeniyoruz. Şimdi de yine çok daha güzel olduğunu o da gördü, biz de gördük. Ben hep şey diyorum arkadaşlar, sarı saça bir güneş gözlüğü taksanız toku olarak o bile güzel oluyor. Çok güzel oldu. Evet, gözlüğünü de yanında getirmiş. Gerçekten çok havalı bir saç oluyor şöyle. Evet, tak tak güzel oldu. Bak görelim. Gerçekten dediğim olayı gördünüz yani.
güneş gözlüğünü taktığında bile çok havalı bir saç oluyor sarı saç. O yüzden mümkün olduğunca saçınızı çok koyu tonlar yapmayın. Güle güle kullansın müşterimiz. Teşekkür ederim. Çok mu kıpırdadım? Evet, çok oynak aynı zamanda.